Egemen nerede lan? Ben ne bileyim. Hacı, tebrikler. Yeni bir anahtarlık alıyorsun kendine. Motorları ikiledin oğlum. Egemen 3. virajda düştü. Ne? Düştü mü? Bir şey var mı? Bilmiyorum. Çok hızlıydım, duramadım. Gelip haber vereyim dedim. Öylece bıraktın mı lan adamı? Can, hadi gidelim çabuk. Nasıl gideceğiz oğlum? Bende araba var, hadi hemen gidelim. Olmuş, iyisin değil mi? Çok korktum sana bir şey oldu diye. Bir yerin falan ağrımıyor değil mi? Hastaneye gidelim. Gerek yok. Aga bak, senin aklı sıcağı sıcağına hissetmezsin şimdi. Hadi gidelim hastaneye. Yok kardeşim, iyiyim ben. Aga, siz bir dahaki sefere bisiklet yarışı yapın ya. Ya aga, bir şey söyleyeceğim. Var mı abinden kalan 3 tekerlekli bir şey? Ya hani virajda savrulma diye söylüyorum. Ulan senin var ya. Siz ne vicdansız, ne acayip tiplersiniz be! Görmüyor musunuz Salih'i? Bir de utanmadan gelip dalga geçiyorsunuz. Saçma sapan hırslarınız yüzünden daha kaç kere ölümden döneceksiniz? Bitirin artık bu kapışmayı, anlasanıza! Bu işin kazananı yok! Hepiniz kaybedeceksiniz, hepiniz! Ben, oğlum ne bu halin? Yok bir şey baba. Nasıl yok bir şey aslanım? Anka çalışmıyor mu? Bir şey mi oldu motora? Düştüm. Eh be oğlum. Abin gelene kadar onun hiçbir şeyine dokunmayacağız diye bir söz vermedik mi birbirimize? O gelince her şeyini aynı şekilde bulacak demedik mi? Abim döndüğünde bizi bıraktığı gibi bulacak mı bakalım? Der Saadet'i, Suna ablayı. Şu Anka'nın hali bile hepimize 5 basar. Beni de kendinde kandırma artık. Kaybediyoruz biz baba. Her şeyi kaybediyoruz. Bir onların hayatına bak. Bir de bizim hayatımıza. Aslında. Ne gerek vardı baba? Olur mu oğlum? Senin neyin eksik arkadaşlarından ha? Hadi şimdi abinin telefonu yerine koy. Sonra gel kahvaltı yapalım. Tamam baba. Baba. Sağ ol. Oho, Egemen hayırdır oğlum sabah sabah? Pek hayır değil abim. Kaza yaptım. Anka... Kaza mı yaptın? Bırak lan şimdi Anka'yı mankayı. İyi misin oğlum sen? Ben iyiyim abi, merak etme. Masrafı çok tutar mı? Tutar vallahi, darmadağın etmişsin oğlum motoru. Birkaç gün halletmemiz lazım abi. Sen de gerekiyorsa ayarla, ben öderim sana. Oğlum bu ne motor aşkıymış lan? Yavaş yavaş toplarız, yaza da pırıl pırıl binersin. Benim derdim binmek değil abi. Eğer halletmezsek itin köpeğin ağzına sakız olacağım. Senin başka bir derdin var ha? Geç bakayım, otur şöyle, geç. Abi hiç geçmeyeyim ya, okula gideceğim. Lan oğlum kırdırma kafanı, al şu sandalyeyi, geç şuraya.
Kahvaltı yaptın mı? Eyvallah abi. Sökül bakalım, anlat. Dün gece aşağı caddede bir yarışa katıldım. Kaybeden anahtarı verecekti. Sen de kaybettin. Verdin anahtarı. Yani anka uçtu. Uçtu. Kimle kapıştın oğlum? Boşver abi ya. Karaktersiz biriyle. Abi benim bu motoru o herife bir şekilde sağlam teslim etmem lazım. Yani sözümü yutarsam ölürüm. Masraflar önemli değil. Bir işe girer, bir şekilde öderim ben sana. O iş öyle olmaz oğlum. Niye abi? Ustam böyle bir şeye izin vermez. Yaz tatillerinde nasıl burada çalışıyorsan, okul çıkışlarında da geleceksin, çalışacaksın. Ben de haftalığından çatır çatır keseceğim. Tamam çırak? Eyvallah abi. Hadi bakalım şimdi okuluna. Ne oldu? Niye konuşmuyorsun? Sıkıldın mı? Dün geceden sonra pek konuşmak gelmiyor içimden. İdare et. Oho, sen hala orada mısın Selin? Nerede olayım Egemen? Bir ayda iki kere ölümden döndüm. Sürekli kavga, dövüş. Düşmüşsün bir mahallenin derdine. Ben mahallenin derdine düşmedim. O derdin içinde doğdum. Benim abim bu mahalle için yatıyor içeride. Hayatını bu insanlar için feda etti. Gerekirse ben de yaparım. Sen kendi hayatını düşün Egemen. Ben diye bir şey yok. Dersaadet var. İnce Mehmet'in emaneti var. Abime söz verdim. O gelene kadar her şey bana emanet. O zaman abinin emanetlerine sahip çık. Ben de öyle yapıyorum zaten. Dün gece kaza yaptığın yere geldiğimde motora bir an olsun bakmadım bile. Umurumda bile değildi. Abin olsa o da bakmazdı. Sana bir şey olduktan sonra dersaadet yansa ne benim ne de abinin umurunda olur. Sevdiklerin için önce kendini korumak zorundasın Egemen. Artık başını belaya sokma ne olur. Benim için, abin için. Söz ver bana. Aşkım onlar sana bulaşsa bile sen onlara bulaşma, uzak dur. Lütfen aşkım söz ver. Sağ ol kardeşim ya. Egemen'i gammazlamadın. Öyle kolay kurtulamaz elimden. Önce sürünecek, sonra tıktıracağım içeri. Saçmalama abi. Egemen'in hırsızlıkla uzaktan yakından bir alakası yok. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum işte, karıştırma orasını. Bana bak oğlum. Bu işte senin de parmağının olduğunu biliyorum. Bu işi ya Egemen'e kalacak ya sana. Benden söylemesin. Kimse bir şey söylemezse ikimize de bir şey olmaz. Orasını bilemem. Çok canım sıkılırsa gider polise öterim. Ya Egemen yanar ya hepiniz yanarsınız. Ha. Hepiniz derken seni ve aileni kastettim. Hadi görüşürüz. Selin. Selin bir dakika. Ne var? Dün gece beni yanlış anladın. Ben seni uzun zamandır yanlış anlıyormuşum zaten. Yapma Selin. Tanımıyor musun beni? Tamam Egemen'le aramız bozuk ama onun da ölmesine göz yumamam herhalde. Kuzeniz biz. Tabii. Yoksa silah çeker miydin hiç? O bir patlama anıydı. Bak söz veriyorum bir daha olmayacak. Bilirsin sözümü tutarım. Egemen rahat durmaz o ayrı. Artık öyle bir şey olmayacak. Egemen bana söz verdi. Ya bu kavgayı bitirecek ya da ilişkimizi. Peki. Göreceğiz bakalım. Egemen verdiği sözü tutar. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum Ufuk Agay'ı madar etmiş lan. Hakan'ın anahtarını almış diyorlar. Kanka Egemen'in elinden uçmuş gitmiş. İnce Mehmet duysa yüreğini iner. Hakan'ın karizması sıfıra inmiş. Artık Ufuk'un varısı öter. Benden söylemesi. Egemen'in devri bitmiştir artık. İnce Mehmet'in emanetine sahip çıkamayan mahalleye nasıl sahip çıksın? Aşkım, ne yapıyorsun burada? Ders başlayacak şimdi. Biliyor musun? Hep seni Anka'nın arkasına atıp dersaadetten fiyakayla geçmeyi hayal ederdim. Aynı abimle Suna abla gibi. Anka'ya gerek yok ki. Sen beni belime sıkı sıkı tut. Öyle geçelim mahalleden yeter bana.
Anka'nın o sitelerin garajında çürüyeceği aklıma geldikçe kafayı yiyorum Selin. Ya hiç abime layık bir kardeş olamadım ben. Ona mahcup olmak pahasına Anka'dan vazgeçen kardeşiyle gurur duyar ince Mehmet. Abimi tanıyormuş gibi konuştun. Tanımama gerek yok ki. Sana baktığımda onu görüyorum zaten. Gözünü seveyim Merve Anka'yı falan. Bak bütün millete rezil oluruz. Yarışı Ufuk kazandı. Sözümüzde duracağız. Mehmet abi içeriden çıkınca ne diyeceğiz ona? Bu ciğeri beş para etmez adamlara mahcup olacağıma abime mahcup olurum daha iyi. Ben aga sözünü yedi dedirtmem. Hayırdır aga? Motor için ek ders almaya geldiysen hiç vaktim yok. Zafer sarhoşuyum da. Yine kavga çıkacak. Gör. İçim sıkıldı. Artık yemin ediyorum içim sıkıldı ya bunlardan. Kaybeden motorun anahtarını verir demiştik. Anka artık senin. Erkan abi de. Parasını da ödedim merak etme. Anka'nın anahtarları kendisinden daha güzelmiş. Ben zaten dün gece alacağımı aldım. Senin kırık dök oyuncağını da elinden aldım. Uzatma Ufuk. Ben sözümü tuttum. Al o anahtarı cebine koy, mevzuyu kapat. Motoru Erkan abiyle tamir ettiriyorum. Bitince gider alırsın. Harbi şaşırttın beni. Bu külüstür için ağlayacaksın sanıyordum. Hani abinin emaneti ya. Abimin bana en büyük emaneti delikanlılıktır. Onu da sana yedirmem. Anka elimden gitse bile. Oğlum herifler iyice rahatladı lan. Farkında mısın? Ya bırak bu oğlum takılsınlar. Zamanı gelince alırız akıllarını. Oğlum agaya da ayar oldum ha. Yok sakin olun, yok bulaşmayın. Bu ne abi? Vardır aganın bir bildiği, rahat ol. Dur bakalım. Vallahi ben onu beşi bilmem. Kral tahtı boş bırakırsa soytarılara kalırmış. Heh, iyi soytarı da lafın üzerine gelirmiş. Hayırdır? Mahir güreştirdi mi sizi? Aferin. Egemen tuvalet eğitiminizi iyi vermişsiniz. Hırlamadan takılıp böyle. Ne biçim konuşuyorsun lan? Oğlum, aganızın alamadığı viraja girmeyin. Siz başınız sağ olursun. Karışma. Da fark etmedim. Hani küçüksün ya. Ufuk. Ulaşma bana. Yoluna git. Ayağımın altında dolaşmazsan problem yok. Ambalaja bakma, keyfim yerinde. Uzun zamandır da bu kadar iyi olmamıştı. Motor yarışı yaradı sana. Ne demiştim ben? Seninle boy ölçüşemez o. Yarış bir şey değil. Elimde öyle bir koz var ki, Egemen o kazada ölmediğine pişman olacak. Ne kozu? Kurcalama. Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Hadi gel sen bir çay ısmarlayayım. Bugün gözüme bir güzel gözüktün. Saçların da çok güzel olmuş. Teşekkürler. Bekir toparlamış gibi. Sağlandı kardeşim. Bir şey olmaz ana. Bu akşam uğrayacak mısın yanına? Zor. Suna ablaya gideceğim. Bugün perşembe yani. Adem amcanın durumu nasıl? Aynı işte nasıl olsun. Doktorlar toparlaması zor demişler. Aga! Kusura bakmayın yolunuzdan alıkoydum. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım bakalım. Aşkım bak söz verdin unutma. Tamam tamam. Ne dersin desin, sakin ol. Söz veriyorum. Konuşalım bakalım. Kavga çıkacak yine ya. Merak etme, çıkmayacak. Egemen bana söz verdi. İnşallah. Al şu anahtarları. Düşündüm de acıdım. İlklik bende kalsın.
O mevzu kapandı Ufuk. Ya bırak gurur yapmayı. Affettim işte, uzatma. Sen pek anlamazsın ama delikanlının ağzından söz bir kere çıkar. Kaybeden motorun anahtarını verir demiştik. Ben kaybettim. Anka artık senin. Sen zaten doğuştan kaybetmişsin. Abin hapiste. Baban desen yok say. Annen. Ne diyorsun lan sen? Egemen! Ne dedin Egemen'e? Niye üstüne gidiyorsun çocuğun? Ben bir şey demedim Selin. Motoru almaya gönlüm razı olmadı. Geri al dedim, delirdi. Bir daha uğraşmayacaksın Egemen'le. Motoru aldın, yarışı kazandın, bitti gitti, tamam mı? Daha yeni başlıyor Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.